Selamun aleyküm bacım, kolay gelsin. Aleyküm selam efendi, buyur. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. Ya ben buraların biraz yabancısıyım. Yüksekoba'ya gideceğim, yolumu bilmiyorum. Bana bir yol tarifi yapsan. Oraya hiç varmadım ama bildiğim kadarıyla Beyoğlu'nu geçtikten sonra Kızılkeçi Deresi boyunca dağa vuracaksın. Yayda da bir kurşun atımı gideceksin. Yabancı adamların gideceği yer değil efendi orası. Sonra sonra bulurum. Kime soracaksın? Beyoğlu'nu geçtikten sonra insan göremezsin ki. Sorayım bakayım birine. Işıldan gidiyor efendim. Zeytinli'den Bahçıvan Hasan. Ne zaman boğulmuş? Çok olmuş, 40-50 sene var. Nasıl boğulmuş? Yaylaya varalım. Dört saatlik yoldur diye yanıma bir şey getirmedim ben. Sen şu Hasan'ın nasıl boğulduğunu anlatacaktın. Nasıl boğulduğunu gören yok. Yalnız burada boğulduğunu söylüyorlar. İyi ya, nasıl boğulmuş? Obaya varınca kime sorsan iyi verir. Hadi yolumuza gidelim. Yemeğin üstüne de hiç yola çıkmak icap etmez. İsmail babayla orada çok konuşacak lafımız var. Sen nasıl boğuldu de hele, anlat da dinleyelim. Bu Hasan Zeytinli'de bahçıvanmış. Yazın yeşillik eker,
kışın ev zeytini toplamaya gider. Koca anasıyla yaşar durur. Derken Yörük kızı! Yazman! Yörük kızı! Dün burada yazmanı düşürdüm. Ardından koştum ama yetişemedim. Sağ olasın. Nereden gelir, nereye gidersin böyle? Seni buralarda hiç görmedim ben. Uzun yollardan gelirim ben. Yüksek obadan geldim. Pazara bal satmaya giderim. O zaman sen yorulma yörük kızı. Balı ben alayım. Olur bey. Allah'a ısmarladık. Hadi selametle bey. Yörük kızı, ismin? Evlilik. Yörükte yaylasında aman, yaylaya Efendim ana. Gel oğul, seninle konuşacaklarım var. Buyur ana, seni dinliyorum. Oğul, duydum ki bir yörük kızını severmişsin. Köylünün ağzına laf olmuşsunuz. Baban öleli beri evine ki sen oldun. Ben ha varım, ha yokum. Evine bir kadın lazım. Seni evlendirmek lazım oğul. Gönlüm sana bir köylü kız almak isterdi ama sen bir yörük kızına gönlünü kaptırmışsın. İstersen şu ihtiyar halimle gideyim isteyeyim. Güz yaklaştı. Zeytinden sonra da düğünümüzü yaparız oğul. Tamam ana. Sen nasıl uygun görürsün. Benim şimdi bostanda işim var. Tamam oğul. Selametle. Allah'a ısmarladık ana. Öyle Hasan'ım. Ne deyi verecek? Eminem. Yaz geçti, bahar geçti. Kuşlar uçtu, leylekler göç etti. Kış geldi kapıya dayandı. Ayrılık artık canıma tak etti. Ya sen gel beni al ya da ben sana geleyim. Ah Hasan'ım ah! Kışın derdi senden evvel benim içime çöktü. Ayrılık günleri gelip çattı. Ne ben senin köyünde edebilirim ne de sen benim olam. Bu yaz büyük günah işledik. Artık sen beni bulur, ben de seni unutayım. Aman yörük kızı, sen ne dersin böyle? Emine, güzel Emine,
senin tatlı dilini duyan, güzel yüzünü gören seni nasıl unutabilir? Gel etme, kal burada. Sen bahçeye gidersin, ben zeytinliğe. Kimseye muhtaç olmayız, gül gibi geçinip gideriz. Etme Hasan'ım, ben dağlıyım. Bu çukur ovalarda kalamam. Yürü kızı dağdan köye, çadırdan eve inmemeli. Ben seni görmemeliydim, gördüm sözüne uymamalıydım. Ama neyleyim ki bu güler yüzünle tatlı sözün etti bunları. Hadi benim sarı Hasan'ım. Tut ki birbirimizi bir düşte görmüşüz de uyanmışız. Bırak beni, dağıma gidelim. Yemine. Lakin bu dediğin olacak iş değil. Dağda, ovada yaşayan dağda yapamaz Hasan'ım. Dağın suları serindir. Kışları çetindir. Benim erim diye götürdüğüm adamı, obamın yiğitleri kınamamalı. Kar altında odun kesmek, bahçede bostan ekmeye benzemez. Ama anamın babamın karşısında da seni küçük düşüremem Hasan'ım. Sal beni gideyim. Ah Emin ama. Ben senin için her şeyi yapmaya göz almışım. Bir çuval dediğin nedir ki? Ananın babanın rızasını da alırım. Alırım seni. Gül gibi geçinir gideriz Emine. İyi o vakit Hasan. Haftaya burada bekle de cevabımı al. Tamam Emine. Ovalıya varanın, ovalıdan kız alanın onduğunu gördüğü yok dediler. Deli kız, yüksek obada gönlünü verecek yiğit mi bulamadın? Ben de herkesin yiğidi kendi gönlüne göreymiş dedim. İyi o vakit, sana da görelim dediler. Bakalım yüksek obalı Emine'ye yar olabilecek mi? Zeytinden 40 okka tuz aldım. Eğer bunu durup dinlenmeden yüksek obaya kadar taşırsan haftaya düğünümüz olacak. Aşk girince heyecan heyecan, ateşte yanmışa benzer heyecan heyecan. Bir de hasretlik olunca yanmış tutuşmuşa benzer heyecan heyecan. Bir de hasretlik olunca yanmış tutuşmuşa benzer heyecan heyecan. Kenan Mistim. Buradan sağa dönmem Emine. Bu ettiğin zulümdür. Kız sırtımı yastı. Biraz soluk ananım.
Kalbimizde durup dinlenmek yok Hasan. Emine, çalım anana babana oyup beni yaktın. Buradan köye dönemem. Obaya da varamam artık. Gel etme. Köyümüze gidelim. Ah Hasan'ım ah. Ben sana dedim. Bu yollar sana göre değil. Ver çuvalı bana. Emine. Yapma bunu bana. Hanım, bizim bu kızın hali ne olacak? Ya çocuk çuvalı taşırsa, ya bizim yanımıza yerleşirse? Ah bey, ben de bilmiyorum. Beni de dertlendirir, durur. İçimi kemirip duruyor bu oğlanlar. Buraya gelirse bize ayak uyduramaz. İşlerimiz ona ağır gelir. Kızımız da üzülür, biz de üzülürüz. Ben de kızın gittiğinden beri onu düşünürüm hanım. Dua edelim de o çocuk çuvalı taşıyamaz. İnşallah öyle olur. İnşallah nasibimiz o yönde. Hah, Emine gelmiş. Emine kızım Hasan nerede? Hasan yok ana. Çuvalı taşıyamadı mı? Taşıyamadı ana. Gök cümletin orada kaldı. Böylesi iyi olmuş kızım. En doğrusu buydu zaten. O buraya ayak uyduramazdı. Sen de oraya gitseydin ona ayak uyduramazdı. Ana duydunuz mu? Hasan beni çağırıyor. Kızım ne dersin? Hayal görürsün. De 2 saatlik yoldan buraya ses mi gelir? Arada koskoca dağlar var. Anacığım. Bak nasıl çığlıyor. Yazık oldu. Dur bir varıp bakayım. Kızım ettiğin laf değil. Hayal görüyorsun. Gitme eyleme dur. Nereye gidersin? Çırpınıp da Şanova'yı çıkınca eylem Şanova'da kalacağım kızı. Urun urun da şalısından bakınca yan seleke. Seni seven olan neylesin malı, yumdukça gözünden döker mercanı. Burnu fındık ağzı gayfe fincanı, şeker mi şerbet mi balacım kızı, balacım kızı.